Tipi ölüyor mu? Rıdvan'dan bomba operasyon. İlyas baba oluyor. Tosi dayı Sezai'yi öldürmeye geliyor. Ömür'den Pınar'a hamle. Alparslan babadan yeni icraat. Doğan babanın herkesten gizlediği büyük sırrı. Diziye veda edecek şok isimler. Aynı şekilde diziye dahil olacak bomba oyuncular. Hepsi ve daha fazlası bu videoda. Videoya geçmeden önce Eşkıya dizimizi sevenler videoya like atarak sayılarını belli edebilirler. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum dostlarım. İsterseniz sizi fazla bekletmeden bomba analize geçelim. Öncelikle Tipi ölmeyecek. Tipi oradan kurtulacak. Gönül'ün yanına gidemeyecek maalesef. Tipi Gönül'e kavuşamayacak. Tipi oradan kurtulacak. Hızırlar son anda yetişecek ve Tipi'yi oradan kurtaracaklardır. Tipi oradan kurtuluyor. Peki elindeki dosyalar, yani Doğan babanın verdiği dosyaları eğer ki Tipi arabasına koyduysa arabasına tekrardan Hızırlara verebilir. Eğer ki Tipi elindeki o dosyaları kaybettiyse veya bir yere attıysa, elindeki Doğan babanın verdiği dosyalar yoksa, bu arada devreye kim giriyor? Yaman Korkmaz giriyor. Çünkü en son Özcan Yaman'a Rıdvan hakkında söyleyecekleri olduğunu söylemişti. Çok önemli şeyler biliyorum demişti. O yüzden Özcan Yaman'a söyler, Yaman da Hızırlara tekrardan bildirmiş olur dostlarım. Yani Doğan babanın verdiği dosya ortadan kaybolduysa, burada devreye Yaman Korkmaz girecek. Özcan'dan aldığı bilgileri de Hızır Çakır Bey'le söyleyebilir dostlarım. Öncelikle İshaklar bildiğiniz gibi Rıdvanlarla bir görüşme yaşadı. O görüşmede İshak dedi ki, konuşmaya masretiz abi. Geldikleri zaman indirelim hesabı yaptı. Oradan da Rıdvan'ın kardeşi Macit orada konuştu işte. Ters edip İshakları ters edip carçurt muhabbeti ya. İshakları hep orada ters edip. Orada bir abilik yaptı, kabadayılık yaptı. Ama orada İshak dedi ki, konuşmaya masretiz abi dedi. Ben Hızırların her şeyini biliyorum dedi. Macit'in terslemesiyle İshaklar oradan kalkıp gitti. Demek ki Macit konuşmaya hasret değil, Macit ölmeye hasretmiş. Macit diziye veda etti dostlarım. O yüzden hasretler devam edecek ve İshaklar tabii ki de Rıdvanların yanına gelecektir. Rıdvan kardeşin ölümünden sonra İshakları yanına çağıracak. Çünkü Çakır Beylileri en iyi tanıyan düşmanlardan birisi İshaklar. O yüzden İshaklar Rıdvanların yanında olacaktır dostlarım. Bu sefer çatışmaya masretiz. İshak Rıdvan'ın yanında olacak. Tabii ki de Macit maalesef o sözleri söylemeyecekti. Ölmeye, mezara gitmeye hasret olduğunu da o masada zaten bizlere spoiler olarak vermiş oldu. Diğer bir konu, ta önceki bölümlerde Behzat ve Façalı Tipi, hatta Hakan arabayla giderken bir pusu yemişlerdi bildiğiniz gibi. Özcan'la Sezai'nin pusunu yemişlerdi. O pusudan önce arabada bir konu geçti. İşte Sezai Ankara'dan gelmiş. İşte Tosi beni aradı işte falan filan, o Sezai öldürün hesabı yaptı dedi. Behzat da demişti ki orada, İşte abi aklı sıracı işte Sezai'yi bize öldürtmeye çalışıyor Tosi falan demişti. O yüzden Tosi dayı diziye dahil olursa, yani Tosi dayı Ankara'dan eğer gelirse Sezai'yi Tosi dayı öldürecek. Tosi dayı tabii ki de dost karakter olarak diziye dahil olacak. İlk icraatı da gelirse Sezai'yi öldürmek olacak. Sezai hain. İdris o kadar ciğerim Sezai falan dedi ama hain Sezai diyelim biz de. Sezai ne ciğer ne can, hain Sezai. Diğer bir konu, İlyas Çakır Beyli baba oluyor. Peki nasıl baba oluyor? Elini sağlık sararken baba oluyor diyenleri duyar gibiyim. Dostlarım bildiğiniz gibi İlyas bildiğiniz gibi daldı arabada, ondan dolayı uçağı kaçırdılar ve otele geçtiler. Ve İlyas da Pınar'ı kendisine göre samimi bulduğundan dolayı, sırt tuttuğunu bildiğinden dolayı içini açtı. Olan olayları söyledi. Pınar da onu dinledi. Zaten Pınar ona çok aşık olduğundan dolayı İlyas ona hakaret dese, bağırsa da çağırsa da işte başka şeyler dese, zaten Pınar hiç üzülmeyecek, darılacak bir insan değildi. Yeter ki İlyas'la vakit geçirsin, yeter ki İlyas'la konuşsundu. Ondan dolayı Pınar bu anı iyi denk getirdi ve İlyas'la beraber sohbet muhabbet, ikisi de birbirlerinin içini açtılar. İşte Pınar İlyas'ı sevdiğini söyledi. İlyas'ın da aslında Pınar'a boş olmadığını İlyas açıklamış oldu. Aslında İlyas da Pınar'a boş değilmiş. Ondan dolayı o olaydan sonra, o geceden sonra sabah belki orayı Hızır Ali basabilir dostlarım. Pınar'la İlyas'ı Hızır Ali basabilir. Basma konusunda şu anda ciddi konuşmayacağım, yani net konuşmayacağım. Basabilir diyoruz dostlarım. Burada totem yapalım, basabilir diyoruz ama ondan sonra birkaç bölüm sonra Pınar kendisine test falan yaptırır veya hamile olduğunu öğrenecek dostlarım. Pınar hamile olduğunu öğrendikten sonra İlyas'a veya Çakır Bey'le ailesi yemekteyken veya herkesin içinde veya sadece İlyas'a hamile olduğunu ve İlyas'ın da baba olacağını İlyas'a söyleyebilir dostlarım.
Pınar bu arada net hamile haberiniz olsun. Çünkü bu bölümde Ömür'ün hamile olayları olmuştu. Çocuğu olmadığı meseleleri konuşulmuştu Bağırlar'la. Ondan dolayı bu çocuk olmama meselesi, çocuk olmama meselesi çok derine indi. O yüzden senaristler boş boşuna bu konuyu bu kadar derinine indirmezdi. Dostlar o yüzden Pınar hamile olacak, hamile kalacak. İlyas Çakır Bey'le baba olacak. Yani şunu bekleyin. Pınar birkaç bölüm sonra İlyas'ın yanına gidip İlyas baba oluyorsun diyecek dostlarım, haberiniz olsun. Diğer bir konuya geçelim. Alparslan Baba'dan yeni icraat gelecek. Çünkü bu Rıdvanlar rahat durmuyor. Bu Rıdvanlar rahat duracak adamlar değil. Alparslan Baba'dan da yeni icraatlar gelecek dostlarım. Hem de Hızır Çakır Bey ile birlikte bomba icraatlar gelecek. Doğan Baba'nın herkesten gizlediği büyük sır ne? Bu sırrı videonun sonunda açıklayacağız. Diziye veda edecek çok isimlerden birisi tabii ki de Ömür, ama Ömür direktmen diziye veda etmeyecek. Daha Pınar'ın hamile olduğunu öğrenecek. Aynı Meryem'in Nazlı'ya yaptıklarını Ömür de Pınar'a yapacaktır dostlarım. O şekilde olacaktır ve en sonunda Pınar'ın hamile olduğu ortaya çıkacaktır dostlarım. Diziye bomba oyuncular dahil olacak dostlar. Onunla videonun sonunda açıklayacağız. Bu arada Rıdvan bildiğiniz gibi Kurtlar Vadisi'nde Kirve karakterini canlandırmıştı. Orada yemek masasında işte niyetli misiniz diye sorduğunda, normalde orada eğer ki bak net söylüyorum size, orada Ramazan ayında olmasaydık orada direktmen Bahadır Reis'in yazacağı senaryo neydi biliyor musunuz? O mermiyi alıp cebinden mermi çıkartıp buraya sizi çağırma sebebim işte yiyeceğiniz şeyi göstermek derdi. Tabağın içine mermi koyardı. Aynı Kurtlar Vadisi'nde de buraya gelme sebebim deyip mezara mermi atması efsane raconlardan birisiydi. Eğer ki orada Ramazan ayında olmasaydı kesinlikle oraya bir gönderme olabilirdi dostlarım. Bu tabi benim kendi düşüncem. Hızır ve Alparslan, o sahneler gerçekten efsaneydi. Hızır'la Alparslan'ın işte kovalamacaları falan gerçekten her zaman zaten çatışma aksiyon olacak diye bir şey yok dostlarım. Böyle sahneler güzeldir. Bayağı ben de kahkaha attım. Güzel sahnelerden birisiydi. Alparslan ayağa kalktı. Çakalların saltanatı aslan ayağa kalkana kadardır. Ömür'le Emine'nin arasında bir konuşma geçti. Emine dedi ki işte, Emine kısaca üst perdeden değil de net olarak, yani üst perdeden konuştu ama net olarak demek istedi ki İlyas'tan ayrılırsan, İlyas'ı yarı yolda bırakırsan biz de seni yarı yolda bırakırız. Bize de güvenli, biz de seni yarı yolda bırakırız demişti. O yüzden Ömür'ün evden gitme gibi bir durum olursa façaların evine, bilmiyorum eğer gelse bile façaların evine Ömür, şu şekilde olacak dostlarım. Emine, Didem falan hiç yüzüne bakmazlar büyük ihtimalle. Hatta Emine bakmaz, Didem bakabilir. Yani Emine biraz daha tepkili olabilir, haberiniz olsun dostlarım. Ama Ömür'ün ben evden gideceğini düşünmüyorum. Giderse de dediğimiz gibi Emine yine ağırlığını koyacaktır. Hatta Façalı dayı demişti ki, yani ben olsam yerinde demişti, İlyas'ın yerinde direkt ben boşanma kağıtlarına çıkartmıştım dedi. Boşanma havasında konuştu Ömür de. Ondan dolayı Ömür'le İlyas, İlyas'ın dediği gibi de illa kağıtla kalemle olacak bir iş değil. Söz uçar yazı kalır dostlarım. O yüzden söz uçmadan yazı kalmalı mı? Sizler de yorumlarda yazmayı unutmayın. Sizce Ömür'le İlyas boşanacaklar mı? Maalesef Ömür'le İlyas'ın artık ilişkisi karışık oldu dostlarım. Artık nasıl diyeyim size, eski zamanlarındaki gibi olmayacaklar dostlarım. Hamdi Baba yine dızcılık yapmaya devam etti ve Yavuz'u soydu. Yavuz artık, yani Yavuz'un harbiden 10 milyon dolarını alacak galiba. Yavuz'u soydu dostlarım. Şimdi sıra geldi yeğeni Özcan'a. Yani şu anda bak benim cebimde para olsa bayağı, mesela ben milyonluk adam olsam, dolarlık adam olsam, Hamdi Baba'ya selam versem, Hamdi Baba diyecek ki ne kadar param var falan filan. Desem işte Hamdi Baba işte şirket sahibi falan filan. Direkt ben Hamdi Baba ne diyecek biliyor musun? Gel yeğenim gel. Gel yanıma otur, gel yeğenim. Direkt Hamdi Baba'nın yeğeni olmak istiyorsanız dostlar, cebinizde paranız varsa Hamdi Baba ile yeğen olabilirsiniz. Hamdi Baba sahneleri de gerçekten efsane, Seko ile birlikte gerçekten efsaneler, çok iyi canlandırıyorlar karakterleri. Bu sefer de Özcan'ı soyuyorlar dostlar. Doğan Baba ağırlığını koydu ve Asım'la Emin'i Hızır Çakır Bey ile bağışladı. Asım'la güzel bir atış yaptı. Asım'la ve Emin artık Hızır Çakır Bey'in işte korkulu rüyası olmayacaklar dostlarım. Doğan Baba'nın herkesten sakladığı büyük bir sır var. Peki bu sır ne? Dostlar her zaman dediğimiz gibi, geçen videomuzda dediğimiz gibi, Yusuf Çakır Bey ile hayatta ve yaşıyor. Bu kendi analizimdir. Başka bir YouTube kanalındaki video çeken arkadaşlarımız der ki Yusuf Çakır Bey ile öldü. Ben diyorum ki ölmedi. Herkesin görüşleri farklıdır. Ondan dolayı bence benim analizime göre, Emo'da YouTube kanalının analizine göre Yusuf Çakır Bey ile yaşıyor dostlarım. Diziye veda edecek isimler var dostlarım. Çakır Bey ailesinden vedaları geçtim. Dostlarından da
vedalar gerçekleşebilir. Veda edecek isimleri de bir sonraki videomuzda sizlere açıklayacağız dostlarım. Bu hafta bir eşkıya videomuz daha gelecek. Bize dahil olacak oyuncuları da bir sonraki videomuzda sizlerle birlikte açıklayacağız dostlarım. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum dostlarım. Eşkıya dizimizi kaç kişi seviyor? Videoya like atarak sayılarını belli edebilirler. Necati Şaşmaz'ın Kurtlar Vadisi 2021 projesi de çok yakın bir zamanda başlayacak. Ağabey sağlara geri dönüyor. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.